Web Webtekno'dan hepinize selamlar arkadaşlar. Bu videomuzda Vivo'nun ilginç bir kamera inovasyonuna sahip orta üst segment telefonu V30'u misafir ediyoruz. Son bir yıldır akıllı telefon pazarında farklı inovasyonlar görüyoruz. Özellikle yapay zeka ve kamera tarafında atılımlar var. Vivo da bu inovasyonları önemseyen markalardan biri. Bunu kamera tarafında Amiral Gemisi x Pro örneğinden biliyoruz. V30 sağ orta üst segment kamera deneyimine farklı bir açıdan bakıyor. Bize v 30la birlikte Aura Light ve VCS kamera özelliklerini sunuyor. Kocaman bir flash gibi duran Aura Light aslında kozmetik açıdan çekilmiş duran bir flaştan çok düşük ışık çekimlerinde bildiğimiz diğer küçük kamera flaşlarının yerine büyük bir yüzey alanından ışık yayarak daha homojen yani daha eşit dağılan yumuşak bir ışık sunmayı amaçlayan bir ışık çözümü. Çok teknik anlattım farkındayım şundan bahsediyorum. Bildiğimiz küçük flaşlar çapları çok küçük olduğu için video çekerken çok sert ve standart beyaz ışık sunarlar. Bunun seveni var sevmeyeni var ama Aura Light daha büyük bir yüzey alanından rengi beyazla sarı arasında otomatik değişen bir ışık sunuyor. Böylece ortamın renk sıcaklığına göre ışığı ayarlıyor. Bunu istersek tabii ki manuel olarak da değiştirebiliyoruz bu arada. VCS teknolojisi ise Vivo'nun kamera sensörüne gelen ışığı veriye daha iyi dönüştürmesini sağlayan, görüntüyü olabildiğince insan gözünün gördüğü tonlara yaklaştırmak için kullanılan bir teknoloji. Markanın aktardığına göre V30'un kamera performansı bu teknolojiyle bir önceki nesil olan V29'a göre görüntü kalitesinde %19, renk üretiminde ise %15 oranında iyileştirilmiş. Peki kameradan girdik konuya. Kamera bize nasıl özellikler sunuyor? Vivo V30'un arka tarafında üçlü bir kamera dizilimi görüyoruz. Son zamanlarda gördüğümüz kocaman kamera yuvalarına göre daha küçük ve kompakt duran bir tasarımı var. Biraz kalın bir çerçeve olduğunu söyleyebilirim. Ya, telefonu masaya koyduğumuzda kamera tarafının kalınlığı çok net hissediliyor. Ama bunun bir sebebi var. Tasarım kısmında geleceğim ona. Ana kamera 50 megapiksel çözünürlüğünde f1.8 diyaframa ve OIS yani optik imaj sabitleyiciye sahip. İkinci kamera tahmin edeceğiniz üzere geniş açı ve o da 50 megapiksel çözünürlüğünde ki bu genelde gördüğümüz bir değer değil geniş açılarda. O da f2 diyaframa sahip ama optik artık sabitleme yok. Üçüncü kamera ise portre kamerası. Bunu bazı telefonlardaki derinlik kamerasının daha gelişmiş versiyonu gibi düşünebilirsiniz. Sensöre gelen ışığı portre çekimine göre işleyerek daha iyi bir bokeh performans sunmak için kullanılıyor. Video tarafında arka kameralarla 4K 30 kare çekim yapabiliyoruz. Burada portre video performansını beni şaşırttığını söylemem lazım. Eğer arka planı bulanıklaştırarak video çekmeyi seviyorsanız beğeneceğinizi düşünüyorum. Ama portredeki bulanıklaştırmayı sevmiyorum, ben doğal seviyorum derseniz normal video performansı da bu şekilde gördüğünüz gibi. Ben bence 2024'ün orta üst segment seçenekleri arasında öne çıkacak kameralardan biri. Ön tarafta ise tıpkı arkada olduğu gibi yine 50 megapiksellik bir selfie kamerası görüyoruz. Vivo bu kameraya grup selfie kamera diyor. Esprisi ise geniş açılı bir ön kamera olması. Orta üst segmentlerde görmeye alışkın olduğumuz geniş açılı selfie çekimlerini V30'la da yapabiliyoruz. Yine az önce bahsettiğimiz portre video özelliğini ön kamerada da kullanabiliyoruz. Video tarafında 4K 30 kare çekim yapabiliyorken maalesef dijital imaj sabitleyiciyi kullanamıyoruz. Eğer hareket halinde video çekiyorsak daha stabil bir çekim için sabitleyebiliriz açmak istediğimizde mecburen 1080p çekim yapmak durumunda kalıyoruz. Hem ön hem de arka kamera için özetle fotoğraf ve video kalitesi anlamında segmentinde öne çıktığını söylesem de ön kameradaki bu detay olmasa bence daha cazip olurdu. Bir de 4K 60 kare çekim seçeneği olsaydı kamera tarafında daha çok öne çıkardı diye düşünüyorum. Sizler de fikirlerinizi belirtirseniz sevinirim dostlar. Kameradan bahsettikten sonra şöyle bir tasarıma bakalım isterseniz. Bence V30'un en özgün tarafı bu. Kavisli ekran severler için ince ve arka gövde tasarımıyla zarif bir seçenek. Hatta kamera çerçeve biraz daha ince olsa son zamanlarda gördüğüm en ince kavisli telefon diyebilirdim. Buradaki çerçeveyi negatif olarak görmüyorum bu arada. Artık tüm telefonlarda gayet kalın kamera çerçeveleri tercih ediliyor. Bazıları şekil için ya böyle kamera büyük büyük görünsün diye yapılırken bazısı kameranın dayanıklılığını arttırmak için ekstra katmanlar koymayı tercih ediyor çerçeveye. Vivo burada dayanıklılığı önceleyen tarafta. Normalde bir kat olan çerçevenin üzerine lensleri korumak için bir kat daha çıkmışlar. Böylece lensin zarar görmesi durumuna karşı ekstra bir önlem almışlar. Bu arada kamera çerçeve yapımında elmas kesim tekniği kullanılıyormuş. Bu da tasarımla ilgilenenler için bir detay. Telefonun yan kısmı bir önceki nesle göre güçlendirilmiş ve köşelere düşme çarpma durumlarına karşı alüminyum alaşım malzeme yerleştirilmiş. Dayanıklılığı geri plana atmadan ince bir telefon tasarlama gibi yorumlayabiliriz bunu. Ayrıca telefonda IP54 sertifikası var yani su sıçramalarına karşı dayanıklı. Telefonun arka tasarımında ilk bakışta bunu kılıfsız kullanmak lazım diye düşünmüştüm. Buz beyazı denilen üç boyutlu bir desen görüyoruz ve bence bu segmentteki telefonlar arasından ayrışıyor. Tasarımı önemseyen, ya herkesin elinde aynı telefon dedirten tasarımlardan ayrışan bir model V30. Bu noktada hakkını vermek lazım. Ama tabii ki konu, zevkler ve renkler. sizlerde fikirlerinizi belirtirseniz sevinirim. Ön tarafa baktığımızda 6.78 inçlik AMOLED ekran görüyoruz. 2800 nite çıkabilen ve 120 Hz ekran yenileme hızı sunan bir ekran bu. Ülkemize gelmeyerek bizi üzen amiral gemisi Vivo X100 Pro ile benzer bir ekran yer alıyor V30'da. İkisi de aynı çözünürlüğe sahip Full HD+. Plus. Aynı piksel hassasiyetine sahipler. 452 ppi. İkisi de AMOLED kullanıyor. Model kodları farklı olabilir ama birebir aynı DCI ve NTSC değerlerine sahipler. Sadece X100 Pro 3000 nit'e kadar çıkabiliyorken ve 32800 nit'te kalıyor o kadar. Ya bu sebeplerden dolayı ekran deneyimine amiral gemisi seviyesinde diyebilirim. %100 DCI P3 renk desteğiyle ve 2800 nit gibi bir değerle deneyim anlamında keyifli bir telefon olmuş V30. Kamera ve tasarımdan sonra şöyle bir donanıma bakalım isterseniz. Vivo V30 benim incelediğim ilk Snapdragon 7 Gen 3'lü telefon. Kendisi henüz yeni sayılabilecek Kasım 2023'te tanıtılan bir işlemci ve 8Gen3'ün küçük kardeşi olarak görebileceğimiz bir konumda. 7Gen3 8 çekirdekli bir yapıya ve 4 nanometrelik bir mimariye sahip. Onun dışında cihazda 256 GB depolama, 12 artı 12 GB'de RAM görüyoruz. Tahmin edeceğiniz üzere bunun 12'si fiziksel, 12'si ise isteğe bağlı sanal RAM. Sanal RAM'in açık ve kapalı olduğu Geekbench skorları da gördüğünüz gibi. Bu arada telefon Android ve Funtouch OS 14 ile birlikte geliyor. İsterseniz şimdi bu PUBG testi yapalım ve bize 7Gen3 nasıl bir performans? sunuyor. Birlikte görelim. Teste başlamadan önce şarjımız %49 ve sıcaklık 24 dereceydi dostlar. PUBG'nin grafik optimizasyonları telefondan telefona değişiyor bildiğiniz gibi. Oyun Vivo V30'da Ultra HD ayarlarda oynamamıza izin veriyor. Biz de hemen indirdik. Grafikler Ultra HDR, kare hızı aşırı yüksekte. 7gen3 yani bu ayarlarda akıcı bir performans sundu ve kare hızından veya gölgelerden detaylardan falan bir sıkıntı yaşamadık. Aktı gitti oyun. 15 dakikanın ardından şarjımız %45 oldu. Yani %4 düştü ve sıcaklığımız 29.4'e çıktı. Yani 5.4 derece yükseldi. Test sonrasında telefonun biraz bataryasından bahsedelim. Çünkü Android tarafında görmeye alışkın olmadığımız pil sağlığı takibi özelliği var veya 30'da. Bu çoğu kullanıcı için büyük bir eksiklik Android tarafında. Bunu konuyla ilgili video yaptığımızda yorumlarda çok görmüştük. Ya sonunda bir marka bu konuda adım atmış. Pil konusunda iddialı bu arada V30. 1600 döngüye kadar ki her gün bir kez sıfırdan şarj etsek 4 yıl falan yapıyor. Pil kapasitesi yani sağlığı %80'in altına düşmüyor. Bu çok iddialı bir vaat ve bu vaadin arkasında durmak için Vivo lansmanı özel 4 yıl boyunca pil sağlığı %80'in altına düşerse ücretsiz pil değişimi garantisi veriyor. Onun dışında pil kapasitesi ne kadar diye soracak olursanız V30'da 5000 mAh batarya yer alıyor ve kutudan 80 watt'lık bir hızlı şarj adaptörü çıkıyor. Yavaştan şöyle bir toparlayacak olursak Vivo V30 tasarım, ekran ve donanımıyla öne çıkan bir telefon. Özellikle tasarım kısmında söylediğim her telefon aynı görünüyor diye düşündürmeyen farklı bir tasarımı var. Pil konusunda çok iddialı, kamera konusunda iddialı, orta üst segment dinamiklerini tam olarak taşıyan bir telefon. Orta üst segment dinamiği ne demek? Bir amiral gemisi değil ama performanslı, premium bir hissi var ve daha uygun fiyatlı diyebileceğimiz bir model V30. Şu an kendisini 26.999 TL'ye bulabiliyoruz. Az önce bahsettiğim pil değişimi garantisi ve telefonun yanında Vivo TVS 3e kablosuz kulaklık hediye geliyor. Sizler Vivo V30 hakkında ne düşünüyorsunuz dostlar? Sizce ülkemizde ne kadar satacak? Lütfen yorumlarda bahsetmeyi unutmayın. Başka bir web tekno videosunda görüşmek üzere hoşçakalın.